üniversiteye hazırlık yapıyorum. Şu an hani babam beni dershane hani üniversiteye hazırlık için bir yerlere vermeye çalışıyor ama. Ama şu Sultan Belli'de olsun. Belediyenin ben bir hizmetini görmedim. Tayyip Erdoğan ne demişse Tayyip Erdoğan'ın yolundayız. O ne koyarsa biz ona razı. Başkan adayının değişmemesinden yana şikayetçiyim açıkçası. Hani ben başka farklı bir aday bekliyordum. Adaylarımızın 3 tanesini çok iyi tanıyoruz. Bir tanesi Hamdi Yıldız'ı. Sevgi olarak Hüseyin Keskin'i seviyoruz. Ama çalışması olarak herhangi bir çalışması. Gelin hep beraber vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı ündümeyelim. Ben kendi adıma diyorum. Ben gittim aldım tapumu. Kan nabzını tutmaya Sultanbeyli'ye geldik ve Sultanbeyli'de yaklaşan yerel seçimlerde halkın görüşlerini almak üzere sözü, mikrofonu halka vereceğiz. Gündemde biliyorsunuz siyaset son 40 gününe girdi. Seçimlere son 40 günümüz var. Evet. Adayları tanıyor muyuz efendim? Önce adayları şöyle, sadece iki tanesini tanıyorum. Şöyle bir bakalım. Ayhan Kuş'tan Hüseyin Keskin'i tanıyorum. Evet. Fethullah Bülbül'ü hiç bilmiyorum. Hamdi Yıldız'ı da ben bilmiyorum. Şimdi ben parti olarak bakmak istemiyorum evvela. Evet. Hüseyin Keskin herhalde üçüncü dönemdir giriyor. Evet. Ben park ve bahçeler haricinde ben şahsen hani çok eksiğini görmüyorum. Evet. Bunu da belirtmek isterim ki AK Partili de değilim. Çünkü birinci dönem gerçekten çalışıyorlar. İkinci dönem daha da çalışıyorlar. Sonrası malumumuz. Herkes ne demek istediğimi de gayet iyi anlıyor. Abdurrahman Gazi'de oturuyorum. Sultanbeyli'nin sıkıntılarını sorarsanız ya bir şey yapılmadı diyebilirim. Bu kadar net söyleyeyim. Burada en büyük sorun işsizlik. 10.850 iş günüm primim var. 30 senemi doldurmuşum. Şu an işsizim. İki tane de çocuğum üniversitede okuyor. Bir tanesi ortaokulda okuyor. Ben nasıl bunları okutacağım? Bize diyorlar ki işte 70'lerde işte kuyruk vardı bilmem. Tamam şimdi alası var. Özellikle şu emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili hiçbir adım atılmadı. Ve şu anda bir tane siyasi parti iktidar partisiyle birlikte yürüyor. Ve söz verdiği halde de sözünü yerine getirmemiştir. Bundan sonra onlara oy yok. Yola çıkmış başkanlarımıza hayırlı olsun diyorum. Evet. Sultanbeyli en büyük iki sorundan birisi tapu, ikincisi ulaşım olduğu için metronun bir an önce gelmesi. Kentsel dönüşümün bir an önce gelmesi. Çünkü eski yapılarımız, sağlıklı olmayan yapılarımız çok. Zaman zaman da bunların sıkıntılarını yaşıyoruz. Bir an önce kentsel dönüşümün gerçekleşmesi Sultanbeyli'de. Evet. Onunla ilgili zaten projeler var. Büyükşehir'de ne olur efendim? Büyükşehir'de hayırlı olmasını diyoruz ama işte laf değil de hizmet yapacak olanların gelmesi. Merkez camimizin genişletilmesini istiyoruz. Evet. Sayın Belediye Başkanımızdan. Bu tanzim meselesi de genişletmesi lazım. Çok güzel oldu. Tebrik ediyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Hüseyin Keskin'le bir şikayetimiz yok. Şahsen yok. Bu dönem isminin değişmesi gerekir. Hizmetleri yönünden bir eksikliği yok sağ olsun. İşte İyi Parti şu bu falan filan. Evet. Bunlara oy verenlere Allah akıl versin. Adaylarımızın 3 tanesini çok iyi tanıyoruz. Bir tanesi Hamdi Yıldız'ı fazla tanımıyorum. Evet. Ama diğerlerinin 3'ünü de çok iyi tanıyorum. Evet. Hüseyin Keskin 10 yıldır Sultanbeyli'ye hiçbir şey vermemiş. Sultanbeyli'de sadece para götürme, sadece ben oturayım koltuğumda nasıl olsa Tayyip Erdoğan sayesinde millet bana oy veriyor. Benim tercihim Fethullah Bülbül. Neden Fethullah Bülbül? Hayatı boyunca Sultanbeyli'de yaşamış, Sultanbeyli doğumlu, Sultanbeyli'ye hizmet edeceğine inandığım bir insan. Şu andaki görüşlerimiz biz eskiden beri AK Partiliyiz. Evet. Daha doğrusu yani bizim hiçbir zaman biz sola oy vermemişiz. Evet, Ayhan Koç CHP'den aday. Seviyoruz. Gerçekten Ayhan Koç çok iyi bir insan. Mükemmel birisi. İnşallah belki o da olabilir. Yani niye olmasın ki? Valla ben AK Parti'de ben memnunum. Ben belediye başkanı memnunum ben. Memnunum? Evet. Yani Hüseyin Keskin. Çok memnunum ben. Evet. Ben FETÖ'yü görmüyorum. Ben kiradayım ama memnunum ben. Memnunusun. Ben AK Parti'ye de oy veririm. Ben şahsa veririm ben. Partiye veririm ben. Evet. Ömrüm bu dünyada vardı kadar ben AK Parti'yim. Ben AK Parti'de tamam. Allah razı olsun reisimiz. Şurası yeterli olur herhalde. Her şeyi şey yapıyor. Milleti için uğraşıyor. Daha fazlasını daha yaptınlar. Daha çok insanlara hizmet götürülmesini istiyoruz. Benim tercihimde gönlümde yatan bir aslan var. Saadet Partisi'ydi. Şu anki Saadet Partisi'nin başındakinden dolayı kararsızım. Niye? İttifak yaptığı partilerden dolayı çekimser oluyorum. Metro gelecek dediler.
20 senedir metro gelecek. Bu yaşım 37 yaşında. Şu anda belediye başkanı bir kere görmüş ve elini sıkmış diye nadiren sıkmışımdır. Ama olmayacak. Vatandaş şu an için belediye başkanlığı çıkmıyor. Kimsenin ağlattığını sormuyor. Esnafa gidiyor. Yalandan tokalaşıyor. Seçim zamanı kimse gelip kapıyı çalmasın. Benim istediğim her gün olsun. Halkla belediye iç içe olsun. Üniversiteye hazırlık yapıyorum. Şu an hani babam beni dershane hani üniversite hazırlık için bir yerlere vermeye çalışıyor ama durum zor yani. Yapamıyoruz. Ondan sonra gelecek nesil gelecek nesil diyorlar ama hiç gelecek nesile yatırım görmüyorum yani. Hani benim babam annem zor geçiniyor. Ben nasıl üniversiteye hazırlanacağım? Yani ben de kendime bir gelecek hazırlamak istiyorum. Olmuyor. Hani demek istediğim abi bir gençlere bir yatırım yapılması lazım abi. Abi ülkenin geleceğiyiz ya biz. Hani belki burada bu kardeşimiz belki bir cumhurbaşkanı olacak ileride. Ben belki milletvekili olacağım, bir şey olacağım. Hani inşallah oluruz da bu şekilde olmuyor abi. Abi seçim zamanı gelene kadar hiçbir şey olmuyor. Yapılanları söyleyeyim ben sana. Uzundere Saat Kulesi, şu ilerideki Saat Kulesi, bir de Halin orada bir Saat Kulesi var. 3 tane Saat Kulesi, başka bir şey yok. Bir de yol kaldırım. Hani bunlar olacak şey değil abi. Seçim haftası gelince hep olanlar ya kaldırım oluyor ya Saat Kulesi. Başka bir şey yok ama metro açılacak. Kaç sene açılacak bu metro? İsim veriyorum ama AK Parti'ye en çok o çıkan yer burası ama en bakılmayan yer de burası. Başkan adayının değişmemesinden yana şikayetçiyim açıkçası. Hani ben başka farklı bir aday bekliyordum. Çünkü ben Sultanbeyli'ye gelin geldim geleli hiçbir değişiklik göremedim açıkçası. Hani bilmiyorum sizin görüşleriniz nedir ama hani daha yoğun çalışılabilir. Buraya çok büyük bir bütçe ayrıldı devlet tarafından, onu da çok iyi biliyorum. Ben 4 yol ağzında oturuyorum. 3 tane okul var Muhitim'de. Bir tane ışık getirilmedi, her gün kaza oluyor. Bir tane çocuk orada ölürse bu bunların başkanlığı, yani bunların sorumluluğu altındadır, bunu söyleyeyim. Yani hani kötünün iyisi diyebilirim şu andaki. Hani diğer gelecek başkan adayları bu kadar iyi olur mu, onu da bilemiyorum. Vallahi buraya için AK Parti, büyükşehir için de AK Parti olacak. Çünkü kendim de AK Parti kurulduğu günden bu yana hiçbir partiye oy vermedim. Evet. Vermem zaten de. Çünkü daha gerilere çok gerilere gidecek, çok şeyler çektik. Evet. Ha, şimdi iyi mi? Kötülerinden iyisi diyelim. Zamanında tüp kuyruklarında, yani yağ kuyruklarında, hastane kuyruklarında çok zamanla bekledik biz. Herkes evinde otururken randevusunu alıyor, sabahleyin gidiyor, aldığı güne her şeysini muayene, ilacını da alıyor, her şeysini yapıyor. Daha bundan şeysi olabilir mi sizce? Daha ne iyi olabilir yani? Vallahi dediler ki benim yaşım 49, primim doldu, 25 yılım doldu. Yaşa takılanları emekli yapacak dediler. Emekli yasası çıkacak dediler. Haylatır bir söylenti yok. Yani bu da yalan. Ama şu Sultanbeyli'de olsun, belediyenin ben bir hizmetini görmedim. Hepsi yalan dolandı iş. Valla ben AK Parti'ye vermiyorum. Başka parti olsun, önemli değil. AK Parti yeter ki kazanmasın. Şey AK Parti'ye... AK Parti daha şanslı diyorsun, evet. Hüseyin Keskin. Keskin. Yani o iş olması da AK Parti için ona vereceğiz. Ona vereceğiz diyorsunuz. AK Parti için. Evet. Ne koyorsa biz ona razıyız. Tayyip Erdoğan ne demişse Tayyip Erdoğan'ın yolundayız. O ne koyarsa biz ona razıyız. Ne tapi ne şey veriyorlar. Kandırma her gün, her sene kandırma. Bu sefer kandırma olmayacak. Yani... Efendim bu sene kandırma olmayacak. 110 yıllık tapu sorunu çözüldü. Tapu ofisi daha açıldı da, deniliyor. Yok, daha da verilmiyor. Ve müracaat yapılan herkesin tapuları verildi. Ama diyor biz vermişiz. Kazastro biten yerler tapuları vermişiz. Daha kimse aldığım tapu kimse bir tane söylesin ben tapumu almışım. Daha alamamışlar. Hiç kimse de hisse tapuları tabii. Yok. Hisse tapuları. Hisseli tapular yeni dağıtılacak. Son yeni vermişiz. Yeni dağıtılmaya başlıyor. Ne dağıtma yok. Ben dün de belediyede geldim. Da dağıtma falan yok. Yani bu seçim için o için şey yapıyorlar. Tanzimleri. Tanzim getirdi. Allah razı olsun. Şu an tanzimden dolayı bütün orada çalışan ve yapan hizmette bulunan, kamu hizmetlerine bulunan hepsi herkese teşekkür ederiz. Çok bir güzel hizmet çıkarttı Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız. Allah razı olsun. Hem Başbakanımız hem de Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz. Bu devletin, milletin hizmetinde çalışan ve güvenen, güvenmeyen kişiler Allah onları ıslah eylesin. Tapını alabiliyorsunuz. Allah razı olsun başbakanımızdan, cumhurbaşkanımızdan, belediye başkanlarımızdan. Ama bunu bilmiyor, bilen biliyor, bilen bilmeyeden atıyor. Kafadan atmayalım lütfen. Ben kendi adıma diyorum. Ben gittim aldım tapumu. Ben paramı verdim.
Aldım tapumu, nasıl almadın? Maalesef kaşıkla verdiğini kepçeyle geri alıyorlar. Yani şu an bunu demek istiyorum. Madem herkes seçim yapacağız. Hani 31 Mart'ta seçime gideceğiz madem. Herkese şunu söyleyeyim. Herkes bilsin ona göre. Yani Hüseyin Keskin'den memnun musunuz değil misiniz dersen ben kendi şahsım olarak söylüyorum. Ben memnun değilim. Bu seneki oyumu da ona vermeyeceğim. Camimizi İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptı. Tramvay. Zaten o gelmeden de tramvay gelecekti. Peki Sancaktepe'nin yapmış olduğu hizmetlerin üçte bir tanesini bize gösterebilir mi? Gösteremez. Sevgi olarak Hüseyin Keskin'i seviyoruz. Ama çalışması olarak herhangi bir çalışmasını göremiyoruz. Diyorum ki seçtiğiniz belediye başkanlarını siz kendi kafanıza göre değil de bırakın ona biz karar verelim. Kimin iyi çalışıp kimin kötü çalıştığını vatandaş karar versin. Şimdi bu insanoğlu hataları çok Sayın Başkan'ın ama ilinde vardır. Burada hastane kesildi, tam oraya götü. Bazı mahallede arabalar kesildi. Adam mesela Hasanpaşa'dan oraya otobüs ekletti, gidiyor. Diyor ya ki, mahallede adamlar da haklı. Diyor ki, servis niye konmuyor? Mesela göletten konuyor, Hasanpaşa'da niye konmuyor? Benim arabam yok diyor. Hangi birine PKK işbirliği yapacağınız? Hangi birine şeydi? Gelin, hep beraber vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı ündümeyelim. 10 yıldır merkezde burada Sultanbeyli'nde esnafım. Belediye başkanından beklentiden ziyade önce hangisi gelirse, hangi kardeşimiz gelirse hepsi tanıdık, bildiğimiz insanlar. Beklentiden ziyade biz önce kendimizden bir beklenti olacak. Yani biz ne veriyoruz? Bak şimdi burada dinliyorum, arkadaşlar konuşuyor. Ben buranın eskilerinden biriyim ve mal mülk sahibi bir insanım. Yani bu arsa sisteminden, ev sisteminden hepsinin ortak hepsiyle birlikte ortak yönü olan bir insanım. Bir defa biz halk olarak dikkat ederseniz bir genel bir yerel seçime gidiyoruz. Biz bunu bir vatan kurtuluşu gibi birbirimize gerçekten laf atma, eleştiri yapmanın ötesine çıkmışız, taşmışız. Bir defa biz halk olarak kendimizi düzeltemediğimiz zaman biz liderlerden, üstlerden bir şey beklemememiz gerekiyor. Sultanbeyli'ne öncelikle biz burada oturduğumuz için sağlıkta, sosyal yaşantıda, altyapıda, ulaşımda öncelikle bu tapu sorunu zaten biten bir olay olmadığını görüyoruz ki bitmek üzere olduğu söyleniyor. Onu da bekleyeceğiz. Bunların en iyisini beklenti haline getirmiş durumdayız. Ben açık ve net konuşayım. Ben her zaman elini sallayarak görüyorum. İstesem yanına da gidebiliyorum. Sokakta gezerken de görüyorum. Bunu söyleyeceğimize gördüğümüz zaman senin eksiğin bu başkanım. Biz senden bunu bekliyoruz. Sen bize bunu neden yapmıyorsun? Senin hatan budur diyebilme erdemine sahip olmamız gerekiyor. Evet. Sadece meydanı boş bulduğumuz zaman konuşmamalıyız. Ama diğer durumlar da seçim sonrası bitecek konulardır. Efendim teşekkür ediyoruz. Bizlerle görüşlerini bildirdi. Sultanbeyli'nin halkının birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu ve seçimlerden sonra da kardeşlik duygularının daha da güçleneceğini beyan etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz.